TV37 ekranlarından herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki bu hafta Mevlid-i Nebi haftası ve bununla alakalı da bir dizi programlarımız oluyor. Bugün de Tosya Yavuz Selim İlkokulu'ndayız ve sevgili müftümüz yanımızda. Bugün burada çocuklarımızla çok güzel bir söyleşi yapacağız. Sayın müftüm, iyi günler diliyorum. İyi günler, teşekkür ederim. Sağ olun, size de iyi günler. Teşekkür ediyorum. Sayın müftüm, burada bugün ne yapıyoruz? Bismillah. Burada bugün gördüğünüz üzere bir 4-6 yaş Kur'an kursu sınıfımız var. İlk defa bu yıl okulumuzda açılmış bulunuyor. Açılışını yapmak üzere buraya geldik. Mevlid-i Nebi haftası olması münasebetiyle de çocuklarımıza, okulumuzun bütün öğrencilerine yönelik kısa bir konuşma ile onlara küçük birer hediye verdik. Peygamberimizin doğumunu onlara hatırlatmış olduk. 4-6 yaş Kur'an kursumuzun da açılışını yapmış olduk. Yaptığımız özetle bu. Sayın müftüm, ben sizleri kutluyorum. Mevlid-i Nebi haftasıyla ilgili bir dizi programlarımız oldu. Hala da devam edecek. Evet. Cuma gününe kadar da devam edecek sevgili izleyenler. Şimdi ben sözü biraz da okul müdürümüze vermek istiyorum. Şöyle. Bizler sizleri tanıyoruz ama kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Mehdi Toğrul, Yavuz Selim İlkokulu okul müdürüyüm. Mevlid-i Nebi haftası olması münasebetiyle de böyle bir etkinliği, uzun zamandır zaten düşünüyorduk ilçemizde. Böyle bir etkinliğe de ev sahipliği yapmaktan da gerçekten mutluyuz. İnşallah çocuklarımız bu konuda dinini, Allah'ını, kitabını daha iyi bilerek böyle büyürler. Hayata daha güzel gözlerle bakarlar diye böyle bir girişimde bulunduk. Müftülük personelimize bu konuda teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze böyle bir fırsat sundukları için de teşekkür ediyoruz. Sizlerin de ayağına sağlık. Buralara kadar geldiniz, tanıtımımızı yapıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Bizlerin vazifesi Sayın Müdürüm. Teşekkür ediyoruz. Halkımızın bilinçlenmesi adına biraz aydınlatalım. Burada daha önce bir ana sınıfımız vardı. Evet. Biraz o konuyla alakalı halkımıza bilgi verelim. Şimdi okulumuz yeni yapıldı. Önceden Sakarya Ortaokulu'nda misafir olarak devam ediyorduk. Orada şartlar müsait değildi. Ancak devletimiz sağ olsun böyle güzel bir okul, böyle bir imkanlar sundu bize. Bu eğitim öğretim yılının başında açıldı okulumuz. Böyle bir ana sınıfı da elimizde mevcut bulunmuşken, öğleden önce ana sınıf olarak kullandığımız bölümü öğleden sonra da 4-6 yaş Kur'an kursu olarak kullanmaya devam ediyoruz. Mahallemiz geniş. Yukarıda TOKİ'lerden tutun da aşağıdaki Hoca Emat'ın belli bir bölümüne kadar öğrenci potansiyelimiz de var. Özellikle bunu değerlendirmek ve bu konuda da çoğaltmak adına çalışmalarımız devam edecek inşallah. Şimdi ben şunu merak ettim. Sanıyorum halkımız da merak edecek. Ben mesela Yunus Emre Mahallesi'nde oturuyorum. Çocuğumu buraya vermek istesem verebiliyor muyum? Tabii ki sistemimiz buna uygun. Sadece müftülüğümüzün sistemine kayıtlı olması için bir yaş sınırı var. Onun dışında adres sınırımız yok. Biz isteriz ki o mahallelerde de olsun ve bunun devamı gelsin isteriz. Ancak bu konuda talebi olan velilerimiz şimdi sınıfın ortamına göre 15 tane öğrenci ama zorladığımız zaman 20 öğrenciye kadar alabiliyoruz. Evet. Ben başarılar diliyorum. Kutluyorum. Şimdi minik öğrencilerimizle biraz söyleşi yapmak istiyorum. İsmini söyler misin? Beyza'cığım. Ne zaman başladın buraya? Bu sene mi başladın okula? Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Kur'an okuyoruz. Kur'an okuyorsunuz. Dua ediyorsunuz. Dua ediyoruz. Arkadaşlarınızla oyunlar oynuyorsunuz. Arkadaşlarla oynuyoruz. Seviyor musun okulunu? Evet. Evet, Beyza okulunu çok seviyor. Kim konuşmak ister? Herkes konuşacak. Tamam, o zaman şöyle sıradan gidelim, tamam mı? Adını soyadını söyle. Esra Selma. Efendim? Esra Selma. Esra söyler. Esra Selma. Esra Selma. Nasılsın Esra'cığım? İyiyim. Okulunu seviyor musun? Mutlu musun? Evet. Arkadaşlarına tavsiye ediyor musun? Buraya gelmelerini tavsiye ediyor musun? Esra henüz kararsız. Ne yapayım? Seviyorum. Çok seviyorum. Aferin sana. Hemen seni tanıyalım. Ben Anna.
Evet, seni tanıyalım. Okulumu çok seviyorum. İsmini söyle. Berna. Berna. Oo, çok güzelmiş. Evet, seni de tanıyalım. Esila. Esila. Okulunu seviyor musun Esilacığım? Burada ne öğrendin? Ne öğreniyorsun? Elif, B, T, S, Elif, evet, bebek, kameraya da bakalım şöyle bir. Sepet, telefon. Oo, çok güzel. Evet, burada bir güzel kızımız daha var. İsmini alalım mı? Kameraya bakalım. Hiranur. Nida Nur. Hiranur. Hiranur. Hiracığım, sen seviyor musun? Seviyorum. Arkadaşlarınla anlaşabiliyor musun? Hı hı. Herkese tavsiye ediyor musun? Arkadaşlarını buraya çağırıyor musun? Çağırıyorum. Peki, başarılar diliyorum. Evet, burada da yakışıklı bir beyimiz var. Seni de tanıyalım. İsmim İlhan Buğra. İlhan Buğra? Evet. İlhancığım, arkadaşlarına buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Kameraya bakarak. Evet. Okulumuzu çok seviyoruz. Siz de gelin de. Tamam. Evet. Okulumu çok seviyorum. Tamam. Evet. Çınarcığım, ne güzel ismin varmış senin öyle. Gözlerin de çok güzel ayrıca. Çınar, hı, arkadaşlarına vermek istediğin bir mesaj var mı? Öğretmenini seviyor musun? Evet. Tamam, bu yeterli zaten. Evet, seni de tanıyalım. Bedirhan. 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 Kaç yaşındasın sen? Bence şunları çıkartalım. Şunları kaldır. Evet, 4 yaşında Bedirhan, değil mi? Hı hı. Aferin sana. Eymen. Efendim? Eymen. Eymen. Kardeşin var mı? Buradaki hepsi kardeşin değil mi bir tane? Başarılar diliyorum sana da. Evet, seni de tanıyalım. Benim adım Alparslan. Senin adın Alparslan. Evet. Alparslan. Efendim? Ne yapıyorsunuz okulda? Peki, etkinlik, bir... etkinlik yapıyoruz, hamur oynuyoruz. Dualar öğreniyorsunuz. Evet. Hayır, şimdi deminden okuduk ya. Hadi onu bir de burada okuyuver bana. Ekrandaki seyircilerimiz de duysun. Rabbi yeşil biraz az Rabbi'den bir kere Allah'ım işlerimi kolayla zorlaştırma ailesiyle tamamlardır. Amin. Amin. Canım benim kızım. İnşallah, inşallah bir tane başarılar diliyorum. Bunlara dinimizi sevdirmek için buradayız. Evet. Rabbim emeklerimizin karşılığını verir inşallah. Öğlen yemeğimizi birlikte yiyoruz. Evet. Daha sonra önce dualarımızı öğrenmek için dualarımızı tekrar ediyoruz. Sonra elifba derslerimize geçiyoruz. Daha sonra da oyun, etkinlik. Yani vaktimiz yani geçiyor, güzel geçiyor vaktimiz. Geldiği zaman hem oyununu oynuyor, evet, etkinliğini de yapıyor, hem de dinimizi sevmeye, sevdirmeye çalışıyoruz. Evet, evet. En önce amacımız zaten o. Önce evet, dinimizi sevmeleri. Çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Bu arada çikolatalarımızı dağıtalım bence öğrencilerimize. İzleyenler, bugün çok güzel bir olaya şahit olduk. Ben son sözümüzü Müftü Bey'e vermek istiyorum. Bir iki de sorum olacak Sayın Müftümüze. Sayın Müftüm, şimdi az önce Müdür Bey'le görüştük. Dedim ki ben Yunus Emre Mahallesi'nde oturuyorum. Buraya çocuğumu kaydettirebilir miyim?
ettirebilirsiniz dedi. Ama bu sınıflarımızdan diğer yerlerimizde de var mıdır? Şimdi 4-6 yaş Kur'an kurslarını çok önemsediğimizi belirtmek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığımız özellikle son yıllarda 4-6 yaş kurslarımızın açılması yönünde çalışmalar yapmamızı bizden istiyor. Biz de yapıyoruz. Tabii yalnız TOSYA'mızda her mahallemize bu sınıfımızı açma imkanına henüz ulaşamadık. Bu küçüklerin kalabilecekleri sınıfları tefriş etmek maliyetli bir durum. Her şeyleri kendine özel, eşyaları, lavaboları, yer sorunumuz da var ayrıca. Bulabildiğimiz takdirde bütün mahallelerimizde bu 4-6 yaş grubu sınıflarımızı aşmayı planlıyoruz. Şu anda Merkez Kur'an kursumuzda bir sınıfımız var. İki tane de Ayanlar cami yanındaki Ayanlar Kur'an kursumuzda iki tane sınıfımız var. Şu haliyle 4 tane 4-6 yaş sınıfımızla TOSYA'mıza hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah yenilerinde. İnşallah. İmkanlar el verdiği ölçüde bütün mahallelerimizde ihtiyacı karşılayacak şekilde bu 4-6 yaş kurslarımızı açmaya devam edeceğiz. 4-6 yaş grubu Kur'an kursu sınıfımızın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca açılışımıza katılan personelimize, arkadaşlarımıza, velilerimize, halkımıza bu mesajımızı ulaştırma konusunda aracı olduğunuz için sizlere çok çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bizim amacımız bu kurslarımızı çoğaltmak, çocuklarımıza daha bu küçük yaşlarda Allah peygamber sevgisini kazandırarak iyi bir kendilerine temel atmak ve iyi bir geleceğe doğru güzel bir başlangıç yapmalarını sağlamaktır. Ben bu vesileyle teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Müftüm. Evet sevgili izleyenler, Müdür Bey'imizin de söylemek istediği bir şey var mıdır? Tekrar teşekkür ediyorum. Halkımızın ilgisinin bu yönde de yoğun olduğunu, bu konuda da taleplerin arttığını biz görüyoruz. Elimizden geldiği kadar diğer alanlarımızda da dönüştürebildiğimiz yerlerde dönüştürüp bu konuda destek olmaya zaten hazırız. Uzun yıllardır dile getiriyorduk biz bunu ilçemizde ama Müftü Bey'in de zikrettiği gibi ana sınıfının özellikle bu yaş grubunun diğer ihtiyaçlar, teferruatı çok farklı bir durum. O yüzden de zaman alıyor. Geç olur ama güç olmaz diyorum. Velilerimizi bu konuda biraz daha hassasiyete davet ediyoruz ve katılımlarından dolayı Müftü Bey'in bu konudaki özel ilgisinden ve Müdür Bey'in ilgisinden dolayı da tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim, herkese esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.